Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbatu lil muttakim. Ve salatu ve salamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yeryüzüge rahmet kılıp yubargeneyi hakkıda ders kılıyatudik. Bugün inşallah Rasulullah'ın ayollarga bo'lgan rahmat haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Bugün 5-chi darsimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik bir nurini, payg'ambarlik mash'alini ko'tarib chiqargan paytda hurmatli bo'lgan, qavmining sayyidalari bo'lgan ayollarga munosabat boshqacha bo'lar edi. Lekin ommatan ayollarga qilinadigan muomala juda ham yaxshi emas edi. İslam ayol kishini izzat qildi, İslam ayol kishini ikrom qildi. Ayollarga ko'p zulm qilinardi. Mana ma'lumki, va idal mavudati su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Qiz bolalarni jahiliyatda bir qattiqligidan, jahillikdan tiriklayib olib chiqib ko'mishar edi. O'g'il bola tug'ilsa xursand bo'lishar edi. Qiz bola tug'ilsa yuzlari qorayib qizarar edi. Ularga berilgan bashoratdan ular norozi bo'lishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat ayolni o'zini izzat ikromini o'zini o'rniga qo'ydi. Islom boshqa bir narsani olib keldi. Ayol kishi tabiatan yaralishi jihatidan erkak kishidan zaif bo'ladi. Ayol kishini zaif bo'lishligi bu yomonlik emas. Ularning tabiatidagi mavjud bor narsa. Masalan, ayol kishi jismonan badan jihatidan zaif bo'ladi. Biror odam ularni bu zaifligi uchun ma'lumot qilmaydi, chunki tabiiy bo'lishi kerak bo'lgan zaiflik. Boshqa tarafdan ular otifa va qalb jihatdan ham zaif bo'ladi, ko'ngilchan bo'ladi. Va mana shu ko'ngilchanligi, mana shu zaifligini, mana shu tomoni qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik ayol kishi go'zal bo'ladi. Tasavvur qiling, jismonan baquvvat ayol bo'lsa, yuragi ham, boshqasi ham qattiqqina erkakdagi bo'lsa, bu, ya'ni biz aytayotgan bu zaiflik, erkaklarda yo'q bo'lgan bu zaiflik ayollar uchun ziynat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga har bitta ishda ibrat bo'lgan zot. Astag'fir billah, va ma ataakumur rasul fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Bu payg'ambar alayhisalom bizga nimani bergan bo'lsa olishligimiz kerak, nimadan qaytargan bo'lsa qaytishligimiz kerak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Alloh taolo Ahzob surasida dar haqiqat Muhammad alayhisalomning fe'lida, xulqida, hayotida Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan hamda qiyomatni ko'p zikr qilgan kishilar uchun ibrat namuna bor dedi. Mana endi payg'ambarimiz ayollarga qanday rahmat bilan muomala qilgan. Subhanalloh, payg'ambarimiz hayotini birodarlar yaxshi o'rgansangiz-chi, Rasululloh yosh bolalarga rahim shafqat ko'rsatgan. Zaiflarga rahim shafqat ko'rsatyapti. Kambag'allarga shafqat ko'rsatyapti. Ayollarga, hattoki musulmon bo'lmagan kofirlarga ham birodarlar rahim shafqat ko'rsatgan. Mana endi ayollar bilan qanday muomala qiling? Ayol kishi, erkak kishi. Bu ikkalasi doim birga. Birga bo'lmasa hayot davom etmaydi. Doim birgamiz. Mana shu ayollarga qanday munosabatda bo'lishlikni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ko'p o'rinlarda ayollarga ma'naviy va jismoniy bir aziyat yetishligidan ayollarni ehtiyot qilgan. Ummati Muhammadiyya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini ko'rsatmalarini o'qib o'rgan ekan, ayollarga qanchalik shafqat ko'rsatganligini Rasulullohning hayotida ko'radi. Rasululloh aytganlar, istafsu bin nisa'i khayran. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Ko'ring, bu nasihatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da minglagan musulmonlar jamlanib turganda takror aytdi. Ya'ni avvalam aytgan edi bu nasihat. Ammo mana shunday bir ulug' maqomda payg'ambarimiz bir marta yig'ilgan bunchalik katta adatdagi musulmonlar bilan Hajjatul Vado'da mana shu o'rinda takror aytishlikka bu nasihat loyiq ekanligida payg'ambarimiz shubha qilmagan. Yana bir marta aytishlik shart lozim bo'lgan. Payg'ambarimiz aytganlar: "Vastavsu bin nisa'i khayran fa innamahunna awanun indakum."
Ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Zero ular sizlarning qo'lingizdagi asiralardir. Ayol kishini erkak kishining qo'lida turishligini Rasululloh go'yoki bir asir odamga o'xshatyapti. Fe'lan shunaqa. Chunki erkak kishi oilaning rahbari, topib tutib kelayotgan erkak kishi qabul qilishlik yoki taloq berishlik haqqi erkak kishining qo'lida, sizning itoatingizda, sizning xizmatingizda. Chizig'ingizdan tashqariga chiqmaydi. Rasululloh go'yoki ayollarni asir deb aytayapti. Asirga qanday muomala qilishlik kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga bir to'p ayollar kunlardan birida erlarining xulqini yomonligidan shikoyat qilib kelishdi. Payg'ambarimiz ayollarning oldiga bir to'p ayollar erlarini yomon xulqidan shikoyat qilib kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan xabar topganlarida aytdilarki, Muhammadning oilasiga o'zlarining erlaridan shikoyat qilib ko'p ayollar keldilar. Ular, ya'ni boyagi erkaklar, ayollar shikoyat qilgan erkaklar, sizlarning yaxshilaringiz emas. Ayollarga xulqi yomon bo'lgan, yomon muomala qiladigan kishi musulmonlarda yaxshilar emas deb aytdilar. So'ngra aytdilar, "Xoyrukum, xoyrukum li ahli va ana xoyrukum li ahli." Sizlarning yaxshilaringiz, qarang. Yaxshi musulmon qaysi desa payg'ambarimiz aytayaptilar, sizlarning yaxshilaringiz o'z ahllariga yaxshilaringizdir. O'zingizni qanaqaligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, ahli oilangiz bilan, xotiningiz bilan qanaqa muomala qilyapsiz? Shundan bilib qo'yavering. Chunki itoat qilmay, bo'yinsunmay, sabr qilmay iloji yo'q ayol kishini. Bo'yga tekkandek asirda qo'limizda. Oshnangizga unaqa muomala qilib ko'ring. Bor senda oshnadan kechdim deydi. Endi ayol kishi nochor sabr qiladi. Men dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Orangizda o'z ahlimga eng yaxshi muomala qiladiganman dedi. Sizlarning ichingizda oilasiga yaxshi muomala qiladiganlarning zo'ri menman dedi. Demak, ahli ayolga yaxshi muomalada bo'lishlik bu kishini go'zal axloq egasi ekanligini belgisi. Zaifligini emas. Ayoliga yaxshi gapirish, hurmatini joyiga qo'yib, toqati ko'tarmagan sonra buyurmay. Go'zal muomala qilishlik bu ukalar zaiflik belgisi emas. Rasululloh go'zal muomala qiladiganlarning eng zo'ri bo'lganlar. Yaxshi musulmon bo'lmoqchimizmi? Ayollarga yaxshi muomala qilaylik. Ayol kishini, ayol zaifa bo'lishligi ularni qadrini pasaytirmaydi. Ularni makonatlarini yerga tushirmaydi. Izzat hurmatda, ehtiyot qilishlikda, sharafda erkaklar bilan barobar. O'zlariga xos ko'rinishda ular ehtirom qilinadi. Ayol kishi deganim ikkinchi sort degani emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innan nisaa shaqoiqur rijal." Albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir. Mana shaqiq degan kalima bitta ota va bitta onadan dunyoga kelgan farzandlarga nisbatan aytiladi, tug'ishganlar. Otasi ham, onasi ham bir. Ayollar erkaklarning shaqiqlari. Ya'ni erkak ham, ayol ham bitta ota, bitta onadan dunyoga kelgan. Izzat, hurmat borasida ayol ish ham teng bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir ayolni sha'ni uchun qilich ko'tarib jihod qilgan. Sirat darslarida aytib o'tilgan Madina Munavvarada yahudiylar ham yashashadi. Banu Qaynuqo bozorlariga musulmonlar borib, oldi berdi tijorat muomalasini qilishadi. Musulmonlardan biri mana shu Banu Qaynuqo yahudlarning bozoriga borib, bir oltin buyum xarid qilishlik uchun bir do'konda oldi o'tirib, savdo qilayotganda bir habis yahudi keladida ro'molini yoki ko'ragini bog'lab qo'yadi. Haligi ayol o'rnidan turganda yechilib ketadi. Avrat ochilib qoladi. Shunda qichqirib yuboradi hali ayol. Or, nomus, sharaf. Shu joyda turgan musulmonlardan biri boyagi ro'molini bog'lab qo'ygan yahudi kulayotganini ko'radi, borib turib qilichi bilan qatl qiladi. Yahudilar yig'ilib kelib, bu musulmonni qatl qiladi. Rasululloh mana shu muslimaga mana shunday bir haqorat qilgan uchun, origa, nomusiga tekkan uchun, musulmon kishining qonini to'kkan uchun qo'shin tortib keldi.
bitta ayolni nomusi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayolni bir yahudiy boshiga tosh bilan urib qatl qilganligi uchun olib kelib boshini ikkita toshning o'rtasida majag'lab uni qatl qildi. Islomda ayol kishining sharafi, nomusi, hurmati erkak kishinikidan kam bo'lmaydi. Ibnul Asir bu o'rinda erkaklarning tug'ishganlari degan so'zdan maqsad, ya'ni erkaklarga o'xshaydi, ular izzat hurmat bobida erkaklar bilan teng deb aytadi. Musulmon odam ayoliga lutf bilan muomala qilishligi kerak. Mana qarang, qaysi ayolda kamchilik yo'q? Har bitta odamda kamchilik bor, fazilat bor. Haliga bizning tilda idealli xotin bormikin deysiz? Idealli xotin bo'lmaydi. Chunki idealli erda o'zi yo'q-da. Ko'ring, bu aytamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti boshidan oxirgacha bizga ibrat. Tug'ilib dunyoga kelib, vafot qilgunimizcha nima yo'llanma kerak bo'lsa, nima ko'rsatma kerak bo'lsa, Rasulullohning hayotida bor. Rasululloh aytadilar: "La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha xulqan radiya akhar." Bir mu'min bir mu'minani yomon ko'rmasin, yomon ko'rmaydi. Bitta fe'li uchun. Agar bitta mana shu mu'minadagi bitta xulq fe'lini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lib ketaveradi. Ya'ni bir ayol bor, tili jag'i yomon. Lekin uyni pokiza tutadi, xizmatni yaxshi qiladi, bolalarni yaxshi parvarish qiladi. Boyagi ikkita yaxshi fazilatiga qaraymizda, bitta aybini nima qilamiz? Kechirib qo'yaveramiz. Yoki bo'lmasa aksincha, ovqat qilishni bilmaydi. Bemazo ovqat qiladi, lekin tili jag'i yo'q. Ota-onaning xizmatini qiladi, qo'shnilar bilan chiroyli muomalada. 100% istamaylar ukalar. Tushunadingmi? Hamma yoqdan bir 100% bo'lmaydi. Chunki siz bilan biz o'zimiz 100% emasmiz. O'zimizning xulqimiz qanaqa bo'lsa, shunga yarashasi keladi. O'zimiz taqvoda qanchalik mustahkam bo'lsak, o'zimizga yarashasi keladi. Payg'ambarimiz aytganlar, bir erkakni Alloh rahmat qilsin. U qaysi erkak? Kechqurun uyg'onadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, ayolini ham sherik bo'lishlikka chaqirib, turmasa betiga suv chashadi. Va bir ayolni Alloh rahmat qilsin, kechasi turadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, erini uyg'otadi, uyg'onmasa yuziga suv chashadi. Yani bir-biriga loyiq bo'ladi-da bular. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilayotganda esimizdan chiqmas. Ehtimol dazmol qilishni bilmas. Lekin boshqa sifatlari qarang-da, aybidan ko'ra fazilati ko'p. Avf qilib yashamasak turmush qila olmaymiz ukalar. Hozirgi kunda ana shu qizlardan, kelinlardan oshcha ko'p narsa talab qilganligidan oilalar ko'p buzilib ketayotganligidan guvohi bo'lyapmiz. Shunaliga keyingisi ham shunaqa bo'ladi, ishonavering. Undan keyingisi ham shunaqa bo'ladi, chunki biz aytayotganda qasi yo'q. Shuning uchun kechirib avf qilamiz. Kim turmush qilayotgan bo'lsa, demak, kechiryapti. Xato kamchiligi o'tganda kechiryapti, shuning uchun ketyapti. Agar kechirilmasa, biroq bilan turmush qila olmaydi. Rasul aytadilar, bir mu'minani bitta fe'li uchun yomon ko'rmaydi. Agar bitta yo'q ko'niga yoqmaydigan fe'l uchrasa, narada ikkita yaxshi fe'liga qarab turib xotirjam bo'lib ketaveradi. Bu ta'lim siz bilan bizga. Chunki Alloh taolo Qur'onda ular bilan tinch totuv yashanglar. Alloh taolo aytayapti, ayollar bilan tinch totuv yashanglar. Agar ularni yomon ko'rsangizlar ham sabr qilib yashanglar. Zero sizlar yomon ko'rgan narsada Alloh ko'p yaxshiliklarni qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Imom Molik rahmatullohi alayhining otasi uylanayotganda nikohiga olib turib, kelinni oldiga kirsa, u ham chiroyli emas ekanda endi. Ko'yni bo'lmagandek bo'lgan ekan. Ayoli ko'rib turib, ali husni yoqmaganligini bilib, hayodan bilasiz, ehtimol sizni ko'ningizga yoqmagan narsada ko'p yaxshiliklarni Alloh taolo yashirib qo'ygandir degandan keyin shunga rozi bo'lgan ekan. Imom Molik tug'ib bergan ekan mana shu ayol. Shuning uchun siz bilan bizga 100% yoqishligi shart emas. Chunki siz bilmaysiz, sizga yoqmayotgan narsada yaxshilik bormi yoki sizga yoqadigan narsada yaxshilik bormi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollarga bo'lgan rahmati bu faqat aytib qo'yiladigan navbatchi chiroyli gaplar emas. Bo'ladi-yu.
aytib qo'yiladi, o deydi, lekin hayotda hech qanday bir ta'siri yo'q, tatbiq qilinmaydi, amal qilinmaydi. Rasululloh aytgan so'zi bunday emas edi. Balki bu so'zlar har kuni takror-takror amaliy tatbiqi ko'rinadi. Bu ayollarga bo'lgan rahmat haqida aytilgan so'zlar, bu ko'nglini ko'tarish u ayollarning qalbiga ozgina bir taskin berib qo'yish uchun aytilgan so'z emas. Biz mana hozir payg'ambarimizning hayotidan bir qancha bir lavhalarni keltirib o'tamiz. Eshittirib xulosa qilamiz. Mana bo'ladi-yu, ayollarni ma'lum bir kunlargina izzat ikrom qilib ko'klarga ko'tarib biz undoq qilamiz, ona va hokazolar deb gapiriladi bir kun. Ertasi kuni qarasam, bob boygidek eski muomala, eski bir holat. Shariatimiz unaqa bir kunlik hurmat qilmaydi ayolga. Tushuninglar. Kunlarda birida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kirishlikka izn so'radi. Imom Abu Davud va Ahmaddan keltiriladi. Abu Bakr payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eshitdi ekanida ichkarida Oyisha onamizning ovozi baland Rasulullohga gapirayotganligini eshitdi. Rasulullohga ovozini ko'tarib gapiryapti kim? Oyisha onamiz. Shunda Abu Bakrga izn berildi, ichkariga kirdida qiziga qarab turib, axir ovozingni Rasulullohga ko'tarasanmi deb qizini ta'zirini berish uchun qiz tomonga qarab yurib qoldi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam otasini qizidan shunday qilib to'sib oldi qo'li bilan. O'sha shu qiz baqiryapti o'zi Rasulullohga. Otasi ta'lim beraman deb kelsa to'sib olyapti. Bizda qanaqa? Qizingizga aytib qo'y. Agar menday qilsa olib ketavering qizingizni. Biz otasiga shikoyat qilamiz. Rasululloh rahmatan lil alamin bo'lgan zot. To'sib oldi qizini. Shunda Abu Bakr Siddiq qizini qilgan ishidan norozi bo'lib g'azablanib chiqib ketdi. Shunda payg'ambarimiz hozir payg'ambarimizga baqirib turgan oshig'imizga qarab kayfa ro'aytini anqattuki min ar-rajul. Bu kishidan sizni qana qilib saqlab qo'yganimni ko'rdingizmi deyapti. Qarang, bir necha kun o'tdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yana kirmoqchi bo'ldi payg'ambarimiz oldiga. Kirsa bir-biri bilan juda chiroyli gaplashib o'tiribdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab harbiylarga kirishligimga ruxsat berganingizlardek, silmiylarga kirishimga ham ruxsat beringlar. Ya'ni urushib turganingizlarda kirganingizga ruxsat beruvdinglar. Endi tinch bo'lib turganingizlarda ham ruxsat beringlar deganda payg'ambarimiz qod fa'alna kiring, kiring deydi. Ko'ring, Rasululloh o'zini nima qilyapti? Himoya qilyapti. Bu Rasulullohning o'zini ayoliga bo'lgan rahim shafqati otasini ta'zirini berib qo'yishligidan, otasini bir ta'lim berishligidan nima qildi? To'sdi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasululloh ayollarga qanchalik shafqatli bo'lgan. Mana hammalarga mashhur Mujodala surasini tafsiriga murojaat qiladigan bo'lsak, Havla binti Sa'laba roziyallohu anha sahobiyalardan. Eri Avs ibn Somit, keksa odam edi, jahli tez chiqadigan odam edi. Bir kuni kuyovi ko'chadan keldida bir kayfiyat yo'q ekanmi, ayoliga bir narsa dedi, ayoli ham gap qaytardi. Jahli chiqdida, sen menga onamni kuragidek haromsan debdi. Ya'ni bu johiliyat davrida bu so'zni aytgan kishi bilan xotin o'rtasiga taloq tushgan hisoblanardi. Sen menga onamni kuragidek haromsan dedi. Ko'chaga chiqib ketdi, bir qancha vaqtdan keyin qaytib keldi. Oldiga kelganida Havla roziyallohu anha o'zini chekiga olib qochdi. Nima yop qochyapsan deganda aytdiki, Allohga qasam dedi. Alloh va uning payg'ambari oramizdagi ishga hukm qilmagunicha, hukm chiqarmagunicha menga yaqin kelmaysan dedi. Endi Havla roziyallohu anha yosh katta bo'lib qolgan edi, qarib qolgan edi, bellari egilgan edi, sochlari oqargan edi. Qariganda eri taloqni berib qo'ydi. Kimga boradi? Birodarlar, bu zamoni saodat Rasulullohning oldiga bordi. Qaysi vaqtda bordi deng? Qaynola qiladigan paytda odamlar. Kunning issig'ida hamma uyga kirib dam oladigan paytda bezovta qilib Rasulullohni chaqirdi. Rasululloh nima deb javob berdi? Hali asrdan keyin kelsin dedim. Men ham dam olamanmi? Men ham haqqim bormi dedim. Biz shunday deymiz-ku. Bor, ayt.
mahalle kesin. Yelkesi de brotherlar vahiy. Ümmetini padişahı, ümmetini komandan, ümmetini siyasetçisi, şunca işini yelkesi kötüttürün ya Resulullah çıktı. Ayollar gerekim şefkat eden. Şimdi ayol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldı da eşiği de aldı turdu. Ayşe anamız hem yakın turdu. Kelip derdini açtı başladı. Ya Resulullah, yaşlıgım da alıyordu, ömrümüz harp kılıyordu, mehnet kılıyordu, indi karıyordu, belim kıyacağım da, saçım okurken de, indi bana kadar da. Karı kempur, kanaka şikayet kılıyordu. Resulullah inlemezden ahır gece içtir yapar. Boldu, 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 şunallik, şunallik, barorik. Ben Abu Bakır'a gittik ama. Ben Umar'a gittik. Dedim. Karıyla sızmamız peygamberimizi fiiliden, sünnetinden kançak uzak olup gitkenlikimizi. Özümüzü koyup göreliydi. Biz taahhüt kılamıyız. Boldu, benim adamım cini demeliydim deyimiz. Bana şunu pişir pişir kıttırıyordu peygamberimiz ahır gece içti. Allah Teala Kur'an'da bana şu Mücadele Suresi'nde bir kança ayetler nazil kıldı. Ve bana şu ayağının müşkülesi halde oldu. Estağfirullah. قَدَ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يُّ بَص۪يرٌ Ey Muhammed! Der hakikat Allah siz bilen, öz cüftü hakkında bahslaşıyorken ve Allah'a şikayet kılıyorken ayağının sözünü işitti. Allah sizlerinin bastı cevaplarınızı eşitir. Elbette Allah eşit güç körü güçüdür. Bana şu vakaya hem peygamberimizi ayollarına kançalı şefkatli ikenliğini bir tedalil edemez mi? Hazırda ayrı adamlar onalarını az yine yapınıyam. Onalarını az yine şikayetini eşitliydi. Hala medyan bu gitken. Kıptırıyordu. No ilacı da anası da. Buradalar anası sıyıyla bilip koyuyorlar. Ötüp gitkenden genci özünüzü, başınızı taşlar yurasız. Mal al geledi ya, bir iş büyürse, az gene mıngırlarsa karşımız gelip, bol dedi oramız o. Ve işe ne orayın? Yok atkenler buladı bunu. Başınca çıkıp oturuyorsa, mairede tribosa deydi. Fakat bunu kaçan aydadı? Yok atkenlerken aydadı. İşe ne orayın? Yok atmamış için hatırlamayız. Yok atış gereken hatırlaştığı için. Bazı da ayol kişi hata yol koyadı. Ve bu hata adamlarda köz öngüde buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bana şimdi bir hayatta bir vakıya sadır buldu. Resulullah Ayşe anamız radıyallahu anh'ın yüdeydi. Yani Ayşe anamızı da buladı yani günü. Resulullah'ın yüge mehmanları kegen başka bir ayağını idişiye avukat salıp çıkar vardı. Resulullah avukatını aldı da kayağıdan ekenliğini soru yanı da falanca ayağı izlen deyişti. Şimdi Ayşe anamızı raşkı gelip, gazabı gelip Resulullah'ın kolu da gidişini vurup şunu vardı avukatı. Mehmanlar oturuptu. İdiş yerine düştü, ikiye bölündü, avukat saçılıp gitti. Öz yüzü koyup göreyim de o şeye. Yüzde cüreler izmedi, mehmanlar izket dururken de ayağı kol izledi yine sen vurup şunu vardı. Ooo, her bitti adam özünü fiilini biledi. Çünkü nime kılıçı yine ha nime kıladı? Tahminen sezadı. Yani hiç kim yok olsaydı maileydi de. Karındaşlarını aldı da dur ihtimal, ülpatlarını aldı da dur. Et yapız o. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diyebdi Allah Ta'ala. Biz alemlerken sizi fakat rahmet kılıp yubargenimiz dedi Allah. Resulullah'ın imamla kıldı. Ayağını bu zayıflığı rahmet kildi. Halatını düşündü. Raşkını keçirdi. Gazabı kemedi. Açık kemedi. Fiili gereşe cevap kemedi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sınıp gitken ikili dişte aldı da birbirine yapıştırıp durup avukatını tererken Gârat ummukum, gârat ummukum, külü, külü dedi. Anıyla raşkı kep gitti de, anıyla raşkı kıldı da, anıyla raşkı kıldı da avukatı terip yegizdir mihmanları. Sonra Ayşe anamız özünü üyden ilişe alıp, onu geberdi, sınığı sıngence ayda kaldı. Biz keyfiyetimiz zor bugün de, sağda yakışı bugün günü, işlerimiz beş bugün günü, şu keyfiyetler zor bo'lganda, shirin muomalalar nihoyatda zo'r bo'ladi.
Ozgina asabimiz olsa zaharimizni kimga chachamiz? Ayol, nimaga desiz ko'taradi-da? Ko'taradi-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ibrat bo'lsin. Mana hech bo'lmasa-chi birodarlar, bugun yot kunga qadar shirin muomala qilamiz inshaalloh. Bir kunga ta'sir qilsa ham katta gap, chunki bir kun bo'lsa ham ayollar lutf ko'rsin bizdan, chiroyli muomala ko'rsin. O'sha masjidga yo'qroq boring dadasi deydi. O'sha juma kuni kelganingizda. Lekin ne qilaylik, insonmiz esimizdan chiqib qoladi. Inson degan unutuvchi. Mana shu narsani tez-tez bir-birimizga eslatib turishimiz kerak bo'ladi. Qarang, Rasulullohning uyida ham shu muammo bo'lgan ekan, qarang. Kunlardan birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirsa, ozgina biroq Abu Bakr ham kirgan bo'ladi. Rasulullohning bir qancha ayollari o'tiribdi. Abu Bakr ruxsat so'rab kirib o'tirdi, Rasululloh jim. Ayollar ham jim. Abu Bakr ham jim o'tirdi. Ozgina turib, Umar ibn Xattob kirishiga ruxsat so'radi. Ruxsat berildi, kirdi. Kirsa, Rasululloh jim. Abu Bakr jim. Rasulullohning ayollari ham jim. Shunday qarab turib, hozir bir gap gapiray, Rasulullohni kuldiray dedi-da, ya Rasululloh dedi. Agar meni ayolim dedi, yo'q narsani talab qil, infoq qil desa, bo'yniga burardim dedi. Payg'ambarimiz kulib olsa deb sallam. Ko'rmaysizmi dedi. Monolar ham xuddi shu narsani talab qilishyapti dedi. Bu islom g'olib bo'lib, o'lkalar fath bo'lib, musulmonlarni qo'liga xayriyatlar kelishni boshlaganda Rasulullohning ayollari ham sal endi dunyomizni tekizlab bering. O Talhani uyda manaqa parda bor ekan, Zubayrni uyda manaqa parda bor ekan. Ha biz Rasulullohni ayollarimiz bizni ham sal uyog'imizni to'lab bersin deb turib, dunyo so'rashganida payg'ambarimiz shunda norozi bo'lib o'tirgan edi. Shunda Abu Bakr Siddiq turib, qizini noqib qoldi Oyisha onamizga. Nimaga Rasulullohni toqatidan tashqari narsani talab qilasan? Umar ibn Xattob qizi Hafsani noqib qoldi. Sen nimaga Rasulullohdan yo'q narsani talab qilasan? Oyat nozil bo'ldi. Qarang, Rasulullohning qo'lida turgan ayollar ham parda ber degan ekan. Rasulullohning qo'lida tarbiya topgan ayollarda ham baribir ayol ekan-da. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo oyat nozil bo'ldi. Ayting ayollaringizga, xohlasanglar, dunyoda zo'r qilib qilib beramiz, chiroyli javob beraman. Xohlasanglar, Alloh va Rasulining rozosi kerak bo'lsa, qolinglar. Oyisha onamizga aytdi payg'ambarimiz. Oyat nozil bo'lgandan keyin siz shoshilmang javob bergani. Borib ota-onangiz bilan maslahat qiling. Agar xohlasangiz, dunyoni nohatta bir chiroyli suratda beraman qo'lingizga, shu dunyo bilan javobingizni beraman. Yoki payg'ambarni qo'lida qolishingiz. Shunda yig'ladi Oyisha onamiz bilan. Ota-onam bilan maslahat qilamanmi siz bilan qolishni dedi-da, dunyodan voz kechdi. Shuning uchun shuncha narsani o'qib turibam, shuna deysanmi, xotin? Shuncha hadislarni eshitib, shuncha masalani eshitib, shuna deysanmi, demaylik. Nima ekan ular? Zaif ekan. Ayollarga rahim shafqat ko'rsatish, ularni xususda mana beva, qarovchisi bo'lmagan ayollarning xizmatini qilishlik payg'ambarimiz shunday bir maqomga olib chiqdiki, inson aqli bovar qilmaydi. Rasululloh aytadilar. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimda keltirilgan. Qala nabiy sallallohu alayhi va sallam As-sa'i ala al-armalati wal-miskini kal-mujahidi fi sabilillah awil-qa'imi al-layli sa'imi al-nahar. Beva ayol va miskinning xizmatida yurgan kishi Alloh yo'lida jihod qiluvchi yoki tunlarni qoyim qiluvchi, kunduzlarda ro'zador bo'lgan kishi kabidir. Beva ayolni qarovchisi yo'q bo'lgan ayolni xizmatini qilib, unga shafqat ko'rsatishlik, ularga muruvvat qilishlik, mujohidni kunduzi bilan ro'za tutib, kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilgan odamni qatorida bo'ladi, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlarga avvalambor o'zi amal qilar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu rahim shafqati faqat ozod, xur, nasl-nasabli, sharafli ayollarga emas, oddiy cho'rilarga, xizmatkor bo'lgan ayollarga ham bir xil edi. Adi ibn Hatim Toyi roziyallohu anhu mana islomiga murojaat qiladigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Adini Toy qabilasini podshosi Adini o'zini uyiga yetalab olib ketayotganida, qarang, bir mamlakatni, bir qabilani podshosi. Podshohni yetalab payg'ambarimiz uyiga olib ketayotganida
Bir ayol, ya Rasulullah, sizge bir hacatım var, sizge bir sözüm var dedi. Rasulullah'ın kolunu uçla bir çeki yolu ötü, bir saat yakın yapke tutturdu. Adi ibn Hatem'in tayı özü paşa idi. Paşaları kimliğini biler idi. Nemeliğini özüyen bilerdi, paşa. Karaptır, vallahi bu padişahı fiilemez dedi. Bu nevilin fiili dedi. Ana şu ayol, hemen gapını gapırıp özünü bir aytadigan sözünü tüketkeniden ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Şimdi bir tasavvuf görelim. Hazır ki günde bir padişahını köçede yalnız yürüyüşüne. Tansahçılarısız, karavullarısız yalnız yürüyüşüne. Ve bir an bir miskine, namı bir ayol, zayıf ayol. Bir cüret kılıp aldı ki barışına. Ve ana şu padişahda koludan yeterli bir çeki yolu atıp bir saat yapılaştığını tasavvuf görüyorlar. Yer ahli, insaniyet. Rasulullah kıyken işte, kıyenli, başka bir adam kıyenli, işitken mi? Nemeden bu? Neme sebepten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şuna bir merhametli buldu? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed, der hakikat biz, sizni barcha olamlarga fakat rahmet kılıp yubardik degene de Allah Ta'ala ne kadar hak ekenligini yer vermekte güvahı olamız. Buradalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nümüş örgenemiz. Estaizu billah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي Ey Muhammed ayteyim. Eğer sizler, yani Müslümanlar ayteyim. Eğer sizler Allah'ını yakşı görseyler, menge ergeşiler. Şunda Allah sizlerini yakşı göredi, sizlerini günah ileride keçiredi. Demek bu dersler örgenişte maksat, Resulullah ergeşlik ve Allah'ın muhabbetine nail buluştuk. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته